Evet arkadaşlar, bu dersimizde de elmin ayarlarını yaptıktan sonra, ünit ayarlarımızı yaptıktan sonra ve geçerli para birimimizi seçtikten sonra bunların atanmasını yapacağız. Burada kullanıcı ayarlarına gireceğiz. Kullanıcı ayarlarımızda time'ımız saat olarak, dakikayı işaretleyebiliriz. Bir saat gibi hour. Gün olarak da day olarak kullanacağız. Burada da saati geçirebiliriz. Burada da example olarak da on day. Gün formatını, day formatını, day, month, year, yani gün, ay ve yıl olarak şey yapıyoruz. Separator'ımız nokta, buradan ayarını yapabiliriz. Burada sample'da görüldüğü gibi 24 saatlik burada dakikasını gösterebiliriz ya da PM, AM olarak saatini de aynı zamanda gösterebiliriz. Bunu şey yapabiliriz. Currency yine burada default olarak gelen USD olur. Bizim seçeceğimiz de Türk Lirası, bunu assign'la atamış oluyoruz. TL desimal kısmında bu. Bu herhangi bir açılış sırasında örneğin Enterprise'da veya başka bir şeyde wizardların kullanılması, yani sihirbazların kolaylık sağlayan sihirbazların, wizardların kullanılmasını sağlar. Burada startup ilk açılış activities ya da project, hangisi gelmesini istiyorsak, son yaptığımız proje neyse, the last project hangisi ise, aktiviteleri oradan gelebilir. Burada önemli başka bir konu yok. Bunu da bu şekilde belirtebiliriz.